Golden Tower. Avrupa'nın önemli kanatlarından Nureyev'in temsilcisi Şampiyon Kaneko'nun yavrusu. Kaneko isimli atı Enternasyonel İstanbul koşusunu Barış Kurdu ile kazanıyor. Sınırlı sayıda tayına rağmen 2 yaşlı Grup 2 galibi Samuray Kajiki'yi veren Golden Tower erken koşan taylar vereceğini gösterdi. Golden Tower, babası Şampiyon Kaneko'nun yanı sıra annesi dünya güzeli, diş tay deneme ve kısrak koşuları ikincisi ve açık yarış galibi olup hem anne hem de baba kanatıyla fark yaratıyor. İçeride Firmal Golden Tower lider, dışarıdan Yıldırım Bey geliyor. İçeride Golden Tower önde. Altı ve tembel koşusunu Firmal Golden Tower kazanıyor. Henüz koşan 6 yavrusu da kazanç elde eden Golden Tower, Akmeş'e Pamukçı arasında sadece 30.000 TL aşım bedeliyle kısraklarınızı bekliyor. Herkese merhaba. Atçılık Kütüphanesi'nin yeni formatı Şair Gencelo ile Pedigree Performans Değerlendirmelerine hoş geldiniz. Şair abi hoş geldin. Hoş gördük. İyi yayınlar. Hayırlı olsun diyeyim şimdiden. Evet, mesela Şair Gencelo'yu çok kişi talep ediyordu. Ben de dedim ki Şair abi böyle bir format yapabilir miyiz? O da sağ olsun kırmadı. Şair Gencelo'yu tüm yetiştiricilerimiz tanıyor. Ancak tanımayanlar için de ben Şair Gencelo'yu topu atayım. Açıkçası yeni bir format olduğu için de ben çok heyecanlıyım. Şair abinin yayıncılık tecrübesi benden kat be kat daha fazla. Onun da yardımına yayında başvuracağım tabii. Şair abi top sende. Yani öncelikle herkese ben tabii burada çekimi yaptığımız saat itibariyle iyi akşamlar diyeceğim ama izlenen saatlerde genelde bizim programlarımızda tekrar yayınları olduğu zaman günün farklı saatlerinde izlenebiliyordu. O yüzden hangi saatte bizi izliyorlarsa o saat selamını vermiş olayım herkese öncelikle. Şimdi biz tabii Pedigree konuşuyoruz ağırlıkta. Yarış atlarının pedigrelerini değerlendiriyoruz. Performanslarını değerlendiriyoruz ve bunlar arasında ilişki kuruyoruz. Yaptığımız aslında ciddi bir merakla alakalı bir iş. Merak ediyoruz işte bu atlar niye iyi koşuyor, bunlar niye hızlı koşuyor. Bunların soylarıyla da bunu bağlantılandırmaya çalışıyoruz. Yani ana olarak yapmaya çalıştığımız şey o. Dolayısıyla bu meraka sahip olan herkes de bizi işte ilgiyle takip ediyor. Bizimle takip ettiğimiz insanlar var. Dolayısıyla bu konu aslında işte her zaman söylenir işte atçının ve avcının muhabbeti bitmez diye. Doğrudur. Biz o tür şeyleri konuşmayı çok severiz. Geçen gün gene sohbet odasında da vardı benzer bir durum. İşte atçılığa nasıl başladık, nasıl başladın hikayesi. Ben yine bilmeyenler için kısaca şöyle özet geçmeye çalışayım. İşte bizim çocukluk dönemimizde çok yaşadığımız bir şeyimiz vardır. Rutinimiz vardır diyeyim. İşte yani o rutin şöyledir. İşte pazar günleri meşhur TRT'nin işte pazar konseri olur. İşte ekranda güzel bir kovboy filmi olur. Gün içerisinde çizgi film kuşağı olur. Bizim çocukluğumuzda yaşadığımız zamanlar böyleydi. Şimdi o kuşakların içerisindeki o kovboy film kuşağında da hep işte herkesin böyle çok sevdiği bir karakter olurdu ve işte o karakterin üzerine gitmeye çalışırdı. Ona benzemeye çalışırdı. Tabii benim çocukluğumun bir az evvelinde de işte Türkiye'de de benzeri çekilmiş böyle işte western tarzı filmler işte bizim yine gençliğimizde çocukluğumuzda işte Kara Muratlar vesaireler bizi sürekli böyle özendirirdi. Hani tabii o filmlerin içerisindeki özendiğimiz şey de tabii ki attı yani bir ata dokunmak işte bir kovboy olmak ya da ne bileyim işte bir silahşör olmak gibi böyle bir hevesimiz olurdu. İşte sokağa çıktığımız zaman biz de büyüyünce acaba bir at sahibi olabilir miyiz? Bir atla alakalı ilişkili bir işimiz olur mu diye de düşünüyorduk. Tabii zaman geçtikten sonra ben Hacettepe İnşaat mezunuyum. Zaman geçtikten sonra ilgi alanlarımız değişiyor. İnsanların tabii ki farklılaşıyor. Ama ben de şeye karşı, atlara ve yarışlara karşı olan ilgi hiçbir zaman azalmadı. Yani o anlamda her zaman bir takip etme durumu söz konusuydu. Benim pedigriye merak salmamı sağlayan ve bir yerde de aslında atçılığın içerisine girmemi sağlayan da benim arkadaşlarımın yaptıkları bir şeydi. Şimdi lisedeyken arkadaşlarım altılı oynardı. Onlar altılı ganyan bültenleriyle
sınıfa geldikleri zaman işte böyle sıraların altında altılı ganyan bülteni olurdu, gazete ek olurdu, bir şey olurdu, bakarlardı, ederlerdi. Ben de sorardım yani ne yapıyorsunuz diye. Derlerdi ki ya işte altılı oynayacağız, işte at yarışı falan, işte sen anlamazsın falan, sen kenarda dur falan. Şimdi ben tabii merak ediyorum. Bunlar şimdi bakıyorlar bir sürü bir şey yazıyor. Yani bu rakam var, 50 var, manav var, işte Karataş yazıyor, Selim yazıyor, birinde Kaya yazıyor, birinde başka bir şey yazıyor falan. 3 tane rakam var yan yana, 2 var, 4 var, 2 var. Onun yanında bir boşluk var, 6 var. Yani bu kadar rakam ne işe yarıyor? Bunlar ne yapmaya çalışıyor? Yani şimdi atomu parçalayacak halleri yok. Bir şey yapıyorlar ama ne yapmaya çalışıyorlar falan. İşte gel zaman git zaman şöyle kulak kabartıyorum arada. Diyor ki yağmur yağdı diyor. Onun diyor tayı diyor yağmurda daha iyi koşar bilirsin diyor. Onu yazalım, bunu yazalım diyor. Duyuyorum arada diyor ki Lockton diyor mesela. Ha tamam diyorum, o zaman Lockton yağmurda geliyormuş. Şimdi öğrenmeye çalışıyorum ki muhabbete dahil olayım yani. Benim aralarını alsınlar. Sonra böyle o çamurcudur, bu uzuncudur falan filan biraz kapmaya başladıktan sonra ince ince tabii onların o muhabbetlerine girmeye çalıştım. Yine bir arkadaşım vardı bir gün Veli Efendi'ye altılı yapmaya gideceğim dedi. Beraber gidelim dedim. Tamam dedi, taksiye bindik. İlk ayağa yetişmeye çalıştık falan işte. Yetişemedik, ilk ayak geçti. İkinci ayaktan sonra ben ikili falan oynayacağım dedi. Sen de oynayacaksan dedi. İşte şurada kuponlar var, oynayabilirsin falan. Tabii ben hayatımda hiç ikili oynamamışım ama bu süre içerisinde tabii yarışları takip ediyorum. Hani gel zaman git zaman gazi koşusu oluyor işte. Yarışa gidenler oluyor. Onların peşine takılıyoruz, gidiyoruz. Kendim gidiyorum. Arada mesela çok şey yaptığım olmuştur. Mesela böyle giderim. Bugünkü Abrant Okulu'nun olduğu kısmın ön tarafında o zaman işte oranın atları işte yol kenarında, yürüme yolunun kenarında durur. Oraya gider, o atları sever. Yani onlara bir şeyler yedirmek ister. Sonra hevesimi aldıktan sonra da dönerdim yarış günlerinde. Yani bahis yapmasam da o oranın havasını almaya genelde çalışırdım. Dolayısıyla oradan da hipodromun içerisine böyle bir girmişlik, bir aşinalık vardı. Sonra bu arkadaşların tabii şey muhabbeti, bazı atlar kısacıdır, bazı atlar uzuncudur, bazı atlar çamurcudur, bazı atlar işte hızlı koşar, yavaş koşar mevzusunu bir soyla ilişkilendirme fikri. Yani o zaman tabii ben bunu amatör olarak kendimce yorumlamaya çalışıyorum. Ve buradan bu bilgi sayesinde diğer arkadaşlarının biraz daha önüne geçip hani onların olduğu ortamlarda konuşabilecek bir sözü olma durumu beni o arada çok cezbetti tabii. Ben de hemen gittim TCK'nın orada satış mağazası vardı. Şu an yerinde kafe olan yerde köşede. Birinci tribünün padok tarafındaki köşesinde. Statbooklar basılmıştı o dönemlerde. Hemen basılı statbookların hepsinden satın aldım. Yani oradaki soy kütüğü, cetvellerinde ne yazıyorsa hepsinden satın aldım ve götürdüm. Bunların hepsini evde inceledim. Konuyu tam olarak anladıktan sonra da bütün bunlar arasındaki bağlantılardan bir şekilde bir soy hatta analizi çıkarmaya başladım. Kendi çabalarımla. Tamamen amatör ama herhangi bir şey yok. Tabi o dönemde şunu da söyleyelim. İşte bizim dönemimizde Yarış Dünyası dergisinin çıktığı dönemde işte Musrettin Grubun, Tayfun Ünal'ın ve diğer birkaç tane peligri ile alakalı, soy analiziyle alakalı yazı yazan büyüklerimiz vardı. Onların da söylemleri üzerinden bir takım geliştirmeler oldu. İşte Federico Tessio'nun kitabı olsun, bizim işte Ergin Talay'ın eski yarış yetiştiriciliklerden çıkartılmış analizler, yazılar vesaireler, Sait Aksoy'un anıları vesaire. Hani bunların hepsini üst üste koyduktan sonra benim kafamda bir yapı oluştu. Ama hala ben açlığın içerisinde değilim bu arada. Yani bütün bunların hepsine rağmen yani çok amatörce ama hiçbir şekilde de sektörün içerisine girmiş de değilim. İşte bir gün çalıştığım iş yerinden ayrılma durumu söz konusu oldu. Yani çok teferruatlı bir şey ama çok basit geçeceğim. O ayrılma sonrasında yanımda bulunan kişi şunu söyledi. Bu kadar at yarışıyla
atların soyları ile alakalı düşündüğün ve vaktini buna ayırdığın halde neden atçılıkla alakalı bir yerde çalışmıyorsun, herhangi bir şekilde bu konuda bir adım atmıyorsun diye. Mesela şu elinde bulunan dergi dedi, işte Yarış Dünyası dergisi vardı. Mesela orada çalışabilirsin dedi. Onlarla neden iletişime geçmiyorsun diye. Ben de doğru diyorsun dedim. Gittik hemen telefonu aldık. Açtık telefonu, dedik ki böyle böyle bir durum var, görüşelim mi? O zaman Erdinç abi vardı, Erdinç Özsu sağ olsun. O memnun oluruz dedi, tabii ki görüşebiliriz dedi. Davet etti, ben de gittim. O şekilde atçılığın içerisinde girişim öyledir yani. Tamamen bir tavsiye ve arkasından da ya evet tamam bunu yapabiliriz diye. Oraya gittiğim zaman da zaten iyi karşılandım. Öncelikle tabii şey değildi, hani böyle hadi gel sen de burada işte sektörün bir parçası ol denmedi. Bülten çıkıyordu orada, dergi çıkıyordu. Orada redaktör olarak işte redaksiyon kısmında çalıştım. İşte haftalıklı olarak çalıştım. Sonrasında oranın kadrosuna geçtim. Sonra oradan ayrıldım, TCK TV'ye geçtim. Tay TV, TCK TV vesaire. Oradan buraya kadar geldi iş. Yani bir yerde aslında ben kendimi böyle bir pozisyon için hayatım boyunca hazırlamış oldum yani. Hani o birilerinin ne bileyim işte hani ailede atçılık var mı? Yok. Ailede bir zenginlik var mı? Yok. Hani ata olan ilişki anlamında. Ya da işte sürekli olarak Veli Efendi'nin içerisinde bir tanıdık, bir arkadaş, birileri var mı? Yok. Ben tamamen dışarıdan gelip belli bir yılın birikimiyle Yarış Dünyası dergisinde hem analiz yazısı, hem koşu analizi, hem pedigri analizi, hem redaksiyon kısmıyla başladım ve oradan buraya kadar aktı geldi yani. Hani hiç bilmeyenler için böyle bir giriş var benim hayatımda. Onların hayatında da ata hani ulaşmak anlamında, ata yaklaşmak anlamında belki çok daha farklı bir yaklaşım olabilir. O yüzden atla ilgileri varsa bence hiçbir zaman pes etmesinler. Her zaman bir fırsat kollasınlar derim. Kendimi Kimdir programını çekermiş gibi hissettim şu an. O kadar ısrarla. Girişi böyle yapalım. Kısa bir Kimdir molası diyelim. Şair Genceroy'u evet, uzun uzun tanıyacağımız programlarda olacaktır. Tabii ki Şair abi müsait olursa. Bir de biliyoruz şu an yetiştiricilik sezonundayız ve Şair abinin çok yoğun olduğu bir zaman. O yüzden daha önce planlamalarımız dahilindeydi. Daha çok program çekip son dakikaya aktarmamak için bazı planlarımız vardı ama Şair abinin gerçekten yoğun olduğu bir zamanlar. Böyle bir zamanda yine zaman ayırıp program yapmamız bile bence çok değerli. Ben bu vesileyle de teşekkür edeyim Şair abiye. Ben de teşekkür ederim. Yani neticede insanlar bizi dinlemek, izlemek, söyleyeceklerimizi duymak istiyorlar. Bu bir teveccühtür. O teveccühü göstermiş olmaları bence insanı mutlu etmesi gerekir ki ben de o anlamda çok mutlu oluyorum. Yani yoğunluk anlamında bizim bugün yayını çektiğimizin gündüz kısmında Fransız atışından iki tane kısrak aldık. Şimdi önümde defterlerim açık. Bir 5-6 tane kısrağın analizi vardı. Ön çalışmaları yapılmış. Onlar program sonrasında bitirilecek falan. Dediğim gibi yoğun bir dönemdeyiz evet. Hemen o zaman güncel sen de değindin. Konuya girmek istiyorum. Arkana satışları sanki bu yıl sadece Arkana değil Tattersall'da da Amerika'da da Türk yetiştiriciler bu yıl çok daha fazla talep etti. Bana mı öyle geliyor abi yoksa genel olarak mı böyle? Katılıyorum. Ya şimdi tabii burada bunu bir taraftan da şöyle izah etmeye çalışayım. Şimdi bizim biliyorsunuz ki ülkemizdeki ekonomik parametreler biraz bizim elimizi ayağımızı kilitliyor. Yani istediğimiz zaman istediğimiz şekilde yurt içinden ya yurt dışından at almak istediğimizde istediğimiz şekilde rahat hareket edemiyoruz. Çünkü ekonomik koşullar sürekli olarak değişiyor ve biz yatırım bütçesi ayırdığımız zaman özellikle yurt içi için söyleyelim. Belli bir süre sonra o düşündüğümüz rakamların çok böyle komik rakamlara geldiğini, maliyetlerin oralara geldiğini görebiliyoruz. Bir de kur farkından dolayı yurt dışında da at almanın kurlar yukarıya gittiği zaman zorlaştığını da biliyoruz.
Şimdi bizim pandemiyle birlikte başlayan bir gerilememiz var. Özellikle yarış ikramiyelerinin masrafları karşılama oranında biraz gerilediğini söyleyebiliriz. Ondan dolayı bu aradaki makasın kapanacağı dönemle birlikte atçının yeni yatırım yapmasını zaten bekliyorduk. Yani o benim beklediğim bir durumda. Ama tabii diğer taraftan atçı böyle bir yatırım yapacak ama neticede bu parayı yine dışarıdan getiriyor. Yani atçılığın içerisinden kazandığı bir parayla tekrardan yatırım yapmıyor. Dolayısıyla bu dışarıdan gelecek olan taze paranın da hani bir yerde aslında iç piyasayı canlandırması için giriş yapmasını istiyorsunuz ama maalesef iç piyasaya böyle bir yatırım yapılmıyor. Çünkü iç piyasadaki üretim kalitesi bizim atçımızın istediği seviyede, yani koşucu olan atçının istediği seviyede değil. Dolayısıyla yurt dışına yönlenmesi aslında bir yerde olasıydı. İkinci buradaki seçenek de, daha doğrusu ikinci sebep de şuydu. Biliyorsunuz ülkemizde aygıraşın fiyatları biraz yukarıya gitti. Bunun da sebebi şu, yani şimdi enflasyon %80, %100, %200 ürününe göre, sektörüne göre, yerine göre ev fiyatları gidiyor, araba fiyatları gidiyor, gıda fiyatları gidiyor. Dolayısıyla aygır çekim ücretleri de gidecek ve aygırların çekim ücretlerinin yükseldiği yerde bu sefer at yetiştirme maliyetleri artıyor ve bir yerde kaliteli aygırın ucuz olduğu ve tayına ulaşılabilir olduğunuz yerlerde bu sizin gidip o piyasadan, o pazardan alışveriş yapmanızı sağlar. Yani siz iç piyasada aygır fiyatlarını çok yukarıya çekerseniz, yurt dışındaki aygır fiyatlarıyla alakalı olarak eğer daha uygun bir rakam ortaya çıkıyorsa ve siz buna çok daha uygun rakamlardan ulaşabiliyorsanız, yani yurt dışı satışından işte 40-50 bin euroluk bir aygırın gebesini Türkiye'deki bir tayın yetiştirme maliyetine alabiliyorsanız, o zaman o atçı gider yurt dışından at alır. Yani bu kaçınılmaz bir sondur. Buradaki dengeyi hiçbir zaman kaçırmaması gerekirdi insanların ama maalesef orada biraz dengenin kaçtığını söyleyebiliriz. Yani denge bir yerde artık gitmeye başladı. Bundan dolayı bence atçı bir parça bunu öngördü. Yani bu aşım paralarıyla birlikte ilerleyen günlerde olabilecek muhtemel yatırım hamlelerini şimdiden yapmaya başladı. Yani bunu görebiliyoruz. Çünkü Tethersoul'un yaptığı bir röportaj vardı Kayhan abiyle, Kayhan Özcan'la. Orada da dediler işte 19 tane, 18 ya da 19 tane kısrak alındı, at alındı. Türk atçısı böyle bir yatırıma bir anda neden girmeyi istedi? Yıllardır gerçi Amerika satışlarında çokça at alınıyordu. Yani Arif Bey'in tek başına bir sürü at aldığı seneler oldu, olmadı değil. Ama bu yıl farklı farklı yatırımcıların da sahneye çıktığı bir yıl oldu diyebiliriz. Yani Arkana satışlarında da bunun devamını gördük. Bugün ikinci gün bitti. Yine bir sürü at alındı ve üçüncü, dördüncü gün içinde neleri alabiliriz diye şimdi biz yayını yaparken iki tane mesaj geldi bana. Yani yarınki bölümde alabileceğimiz başka atlar var mı diye mesajlar geliyor. Yani bu da şunu gösteriyor. Burada bir iştah var. Yani bizim atçımız yurt dışından kısrak almaya bir iştah gösteriyor. Bu yatırım iştahı da umut ediyorum içeride at yetiştirenlerin hevesini kırmaz. Çünkü yurt dışından gelen bu kısrakların doğuracağı taylar geçmiş yıl istatistiklerine yakın bir şekilde başarılı olurlarsa iç piyasadaki atlardan çok daha başarılı olacak taylar vereceklerdir. Bu da iç piyasadaki yetiştiricinin biraz hevesini kırar. O yüzden piyasadaki arz talep dengesine çok dikkat etmek lazım. Bu aygır fiyatlarıyla alakalı azları belli yerlerde tutmak lazım. Yoksa yetiştirici yurt dışına doğru bir kayma gösteriyor. Ama diyeceksin ki bu ilk defa mı oluyor? Yok, bu daha önce defalarca oldu. Böyle dönemler yaşanıyor. Bunlar beraberinde şunu getirir. Ülkenizdeki kanatlarında belli bir oranda yenilenme yaşanır. Yani işte 1990'lı yıllarda artık
televizyon yayınları ile birlikte ciddi şekilde yükselen, faiz ortamında ciddi şekilde yükselen ikramiyelerle birlikte iç piyasada yetiştiricilikte yaşanan işte aygır kalitesi düştü, aygır sayısı azaldı vesaire. Bir de orada bir dönüşüm dönemi vardı. Yani işte 60'lı 70'li yılların hyperion'lar, şunlar bunlar artık 90'larda miadını doldurmuş kanatları kayboldu. Yenilerinin gelmesi gerekiyordu ve 2000'li yılların başında da böyle bir hem jockey kulüp nezdinde hem de özel yetiştirici nezdinde çok ciddi alımları gördük. İşte bu, o dönemin atları arasında kimler yok ki, yani işte işte Pivotal yavruları geldi, işte Royal Abjar'ın yavruları geldi, Elixir geldi, Madameli geldi. Sonra Elixir çaldıran yaptı, Grup 1 yaptı, Madameli açık yarış koştu. Sonrasında Royal Abjar buraya geldi. Pivotal'in farklı farklı çocukları geldi. Onların arasından Kaneko Aygır olarak çıktı. Sonra kulübün yatırımlarında Destiny Relativler, Sri Pekanlar buraya geldi. Red Bishop geldi. 3 tane Gazi galibi verdi. İşte Sri Pekan'ın hem Gazi kazanan hem orta mesafede şampiyon olan taylara çıktı ki o dönemde kulüp Mountain Cat'i getirdi. Always a Classic'i getirdi. Anekant Tour geldi. Ve bunların da birçok tayı Türkiye'de başarılı oldu. Bunların uzantılarını biz bugün damızlı kısrak stoklarında hem kısrak babası olarak sorguluyoruz hem aydır babası olarak artık sorguluyoruz. Buradan buraya bir dönüşüm yaşandı. Bu dönüşümün biz 2022, 2023, 2024 yıllarında da bu aygır fiyatlarının yukarıya gidişiyle birlikte, ekonomi tabii ki bu tek başına aygır fiyatlarıyla alakalı bir durum değil, yanlış anlaşılmasın. Hani burada fiyatlar ve at üretme maliyetinin yükselmesi ucuza at satılan ama kaliteli olduğunu düşündüğümüz ucuza at satılan yerlere gidişatı beraberinde getirir ve 2000'li yılların başındakine benzer bir kan hatları dönüşümü yaşanır. Yani içeride para etmeyen son derece vasat, kötü yetiştirilmiş atlar pazar bulamaz, piyasa bulamaz, başarısızlıktan dolayı kaybolur gider. Bu döngü kendini tamamlamış olur, öyle söyleyeyim. Yani o yüzden arkana satışlarında bu yıl yaşananlar, İngiltere, Fransa satışlarında, buna İrlanda'yı da dahil edelim, Amerika'yı da dahil edelim, bu yılki satışlarda yaşanan bu risk alma iştahı, satın alma iştahı beraberinde belki gelecek senede bizim işte şu an tam açıklanmamış olan bazı gelişmeler olacak. Onların belki de habercisi de olabilir. Çeşitli dedikodular ve duyumlar var. İşte varlık fonuyla yapılan anlaşma ile birlikte Jockey Kulübü'nün bazı konularda karar merci haline geleceği, elinin çok güçleneceği, atçının lehine birçok kararın alınabileceği. Dolayısıyla bunların olmasıyla birlikte de artık atçının yatırım yaparaktan daha mücadele edecek, rekabet edecek atlara sahip olma iştahında bundan dolayı artana dair ilerleyen günler bunu gösterir. Zaten ocağa bir şey kalmadı. Yeni yarış programının açıklanmasıyla birlikte de belki bazı değişiklikleri de bununla beraber göreceğiz zaten. Evet. Değişiklikler demişken aslında ben oradaki bazı değişiklikleri destekliyorum. Şu açıdan destekliyorum. Bunu daha önceki sohbet odalarında çok dile getirdik. Özellikle Levent Bey sıklıkla bunu söyledi. Levent Sarıkaya. Bu yıl grup yarışlarında ciddi bir enflasyon var. Yani evet. grup yarışları gibi değil. Buradan Erman Toroğlu'na selam gönderelim. Saçma sapan bir teorisi var onun. penaltı gibi olmalı diye. Ben o sözü alıntılayarak şunu demek istiyorum. Grup yarışları da grup yarışları gibi olmalı. Aslında ben değişiklik deyince ben de çağrıştırdığı için söyledim. Bir takım değişiklikler bence atçılığımız için faydalı olacak. Daha önce burada Kerem Alkan da bahsetti ekonomik yönünü. Bakış açımız da değişecek. Demin sen de bahsettin abi. Ülkemizdeki bazı bu enflasyondan dolayı fiyatların biraz da arkanayı tetiklediğini, tatır sosu tetiklediğini. Umarım önümüzdeki yıllarda atçılığımız ilerleyecek diye düşünüyorum. Katılıyorum. Yani şimdi tabii bizim bazı alanlarda beklentimiz var. Özellikle bakanlık ve jockey kulüp nezdinde yetiştirici olarak, yani ben de mesela yetiştirici olduğum için koşuculuk tarafımız biraz daha zayıf.
işte antrenörlük anlamında kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Kendi atlarımızı koşmaya çalışıyoruz. O kısmımız biraz zayıf. Yetiştiricilik tarafında özellikle yıllardır ben danışmanlık yaptığım için de o alanda tecrübeliyim. Onu söyleyebiliyorum en azından. Ve bir beklentimiz vardı zaten kulüp ve bakanlık nezdinde. Yani özellikle enflasyonun yükseldiği dönemlerde, enflasyonun gittiği dönemlerde biz enflasyonun altında ezilmek istemiyoruz. Çünkü enflasyonun getirmiş olduğu negatif etkiler, eğer ki atçının at koşmasıyla alakalı gücünü, elindeki sermayesini eritirse, o zaman atçı dışarıdan ekstradan para getirmek zorunda kalır. Şimdi atçı zaten buraya getirdiğini dışarıdan getiriyor. Yani içeriden kazandığının tamamını zaten geri buraya verdiğinin dışında bunun üzerine zaten dışarıdan getiriyor. Ve dışarıdan daha da fazla getirmek durumunda kalması atçının bir yerde atçılık yapmaya küsmesine neden olabilir. İşte bu pandemi süreci, ekonomik olumsuzluklarla birlikte ben bu dönemde bazı atçıların atçılığı bıraktığını biliyorum. Yetiştiriciliği bıraktığını biliyorum. Dolayısıyla ben daha fazla atçılık, yetiştiricilik yapamayacaksam ve bu anlamda bir gerileme olacaksa burada biz bir destek görmeliyiz. İşte bunun işte zaman zaman örneklerini şöyle verdi Jockey Kulüp. İşte yıllık yarış programları her açıklandığında önce işte at sahibi primi çıktı. Onun sonrasında biz belki bir yetiştirici primleriyle alakalı olaraktan bir değişiklik görebileceğimizi umut ettik. Orada çünkü şöyle bir denge olduğunu düşünüyoruz. En azından ben kendi adıma söyleyeyim, öyle bir denge olması gerekir diye. Şimdi yetiştirme primleri yükseldiği durumlarda veya örneğin bu rakam bugün %25 seviyesinden diyelim ki %40 seviyesine çıkartıldığı durumlarda, bu durumda yetiştirici şöyle düşünebilir. Evet, ben iyi at yetiştirirsem ve iyi bir koşucuya satarsam onun kazandığı her 1 milyon TL'lik ikramiyede benim 400 bin TL kazancım olacak. Ve ben bu atı iyi bir koşucuya satarken o zaman normalde satacağım rakamdan daha uygun rakama verebilirim. Çünkü primler yükseldiğinde benim totalde hedeflediğim kazancı elde edebilecek pozisyona gelebiliyorsam daha ucuza satabilirim atımı. O yüzden yetiştirici primi ne kadar aşağıda kalır, ne kadar geriye doğru çekilirse yetiştirici bu sefer bu yüksek maliyet ortamında kendi maliyetini kurtarabilmek için şimdi diyecekler ki tabii onun da öz eleştirisi ya da eleştirisi, hemen karşı eleştirisi şöyle gelecektir. Siz o zaman işte daha kaliteli at yetiştirin. Daha kaliteli ata daha iyi parayı zaten ödüyorlar. Yani o şekilde. Ama buradaki rekabet ortamı içerisinde hem yurt dışından alınan atlar var, hem maddi imkanları çok daha kuvvetli olan ekürler var. Onların karşısında küçük atçının ya da bireysel daha çoğunluğun olduğu gruptaki birkaç kısrak sahip, yani birkaç kısrağa sahip olan atçıların olduğu çok daha geniş tabanlı bir grubun bu sefer bu insanlarla rekabet edememesi durumu söz konusu oluyor. Yani hem atını istediği rakamda satamayacak, iyi atı yakalayana kadar bu şekilde zarar ederek devam edecek falan. Yani burada aslında yetiştiricilik primini biraz yükselterek siz piyasaya bir denge getirebiliyorsunuz. Yani Türkiye'de bunun seviyesi %30'dur, %35'tir onu bilemem. Ama Fransa bunu işte Bred Premium ve Owner Premium'la birlikte %45'ler seviyesinde ödüyor, %50'ler seviyesinde ödüyor. Demek ki o zaman biz ülkemize has bir model geliştirip primleri de burada yetiştiricinin risk alması anlamında, yani daha iyi at yetiştirmesi anlamında, risk alması anlamında bir koz olarak kullanabiliriz. Yani o primin ayarı yetiştiriciye gerekli desteği verir. Ben o kanaatteyim. O yüzden biz hani kulübün bu anlamda bakanlıkla beraber yetiştiriciler tarafına bir el atmasını bekliyoruz yakın gelecekte. Koşucular tarafında da önemli değişiklikler olduğu söyleniyor. Yarış programı üzerinde de özellikle senin de vurguladığın bu açık yarış olayı doğru. Şöyle ki doğru. Şimdi ne kadar çok nitelikli at çıkarmaya yönelik bir program olursa
O program beraberinde kaliteyi getirir. O kalite de sizin ülkenizdeki atların arasında daha nitelikli olanlarını böyle cımbızla çekip almanızı sağlar. Mesela örnek verelim. Şimdi bugün biz tabii kanatlı konuşacağız ama yani kanatlarını konuşmadan önce lafı açıyor abi. Benim de söylemek istediğim birkaç şey var. Ya tabii tabii. Şimdi şöyle yani zaten bizim amacımız burada hem pedigri hem performans ve bunun üzerine sohbet etme, bunun üzerine değerlendirme yapmak. Dolayısıyla atçılığın içerisindeki bazı şeyler de tabii ki konuşulacak. Atı ve pedigri her zaman konuşuyoruz. Şimdi nitelikli atı bulup ortaya çıkarmanın size faydası ne? Şimdi bir jenerasyon düşünün. İçinde Kaneko var, Luxor var, Kurtinyadis var, Ribella var. Yani yerine göre Wolfson var, yerine göre işte yani farklı yıllardan söyleyeceğim. İşte yerine göre Merial'ın var, yerine göre Karelin var. Hani bu tip atların olduğu bir jenerasyon düşünün ve bunların olduğu ortamda bir bakıyorsunuz Kurtinyadis iyi aygır, Kaneko iyi aygır, Luxor iyi aygır, Perfect Storm iyi aygır. Yani bunların hepsi denenmiş ve başarılı olmuş. Niye peki bunlar bu kadar başarılı oldular? Gerçekten de hani bu atların ortaya çıktığı yıllardaki rekabet ortamı bunların gerçek niteliklerini, gerçek güçlerini göstermelerini sağladığı için ve yetiştirici de sahipleri de bu atlara damızlıkta belli bir şans verdiği için. Onun dışında daha sonraki dönemlerde ya da daha önceki dönemlerde çok daha fazla yarış kazanmış. Çok daha belki kendi dönemine göre yüksek ikramiye kazanmış. Jenerasyonunu daha fazla domine etmiş atlar var. Ama onların mesela ayrılıkları o kadar başarılı olmadı. Şimdi burada işin sır noktası işte o rekabetle alakalı. Gerçek yeteneği, gerçek başarılı olabileceğiniz işte o yetenekli atı ortaya çıkartıyorsa eğer bu rekabet ortamı, o zaman siz iyi damızlıklar üretebiliyorsunuz. Bu rekabet ortamını yaratmak için de işte kulübün bakanlıkla beraber duyduğumuz kadarıyla yeni yarış programına sokmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi. İkramiyeleri açık yarışlarda daha yukarılara doğru çekip handikap yarışlarla açık yarış ikramiyeleri arasındaki makası biraz açmak. Sayısal olarak da daha yüksek ikramiyeli açık yarışları rakam olarak azaltmak. Böylelikle daha az olan açık yarışlarda mücadele etmek isteyen, gerçekten de o yarışın atı olan atların o yarışları bekleyerek koşması ve bizim istediğimiz o rekabet ortamında ortaya çıkmasını sağlayacak. Bu çok doğru bir proje bence bu anlamda. Evet abi, yetiştiricilik priminden demin bahsettin. Şimdi geçen gün bir arkadaştan da duydum. Şu konuda bir eleştiri var yetiştiriciye. Ya Fatih dedi, devamlı ikili aygıra gidiyoruz dedi. Ancak bu ben bu eleştiriyi doğru bulmuyorum. Şu açıdan doğru bulmuyorum. Şimdi biz yetiştirici primi %25 olarak diyebiliyoruz. İkiliyken %25, gittikçe azalıyor. Sonra düşüyor tabii. Evet, düşüyor. Bu sistem bizi zaten ikili bir aygır aramaya, ikili daha hızlı, daha sprinter aygırlara doğru itiyor. Biraz sistemsel bir problem var. Mesela demin ama dünyadaki uygulama da böyle zaten. Evet. Ama demin mesela söylediğin gibi %40'a çekildiğinde açık grup yarışlarda ben klasik ne zamansa klasiğe uygun bir at tasarlamak üzerine yetiştiricilik planlayacağım. Ya yani aslında sistemsel sistemin bir parçası gibi yani ikili aygırların tercih edilmesi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Fransa'da derbi mesafesini 2100 metreye çektiler ve bunu yaparken de düşündükleri şey 2400 metre artık yetiştiricinin, atçının hedefinde olan bir klasik yarış mesafesi olmaktan uzaklaşmaya başladı. Yani derbi 2400 metre de evet. Derbi kazanan atlar önemli ve önemli ama artık günümüzde 2400 metrenin etkinliği ve kabul edilebilirliği damızlık atlar özelinde söylüyorum biraz daha böyle azalmaya başladı. Dolayısıyla yetiştirici eğer ki derbi atlarına alaka göstermeyi keserse yani ilerleyen yıllarda derbi atlarının damızlıkta kullanılması giderek azalırsa
Bu beraberinde Fransa'nın yaptığı gibi derbi mesafesini aşağı çektiği gibi diğer ülkelerin de bu tür girişimlerde bulunmasına neden olabilir. Derbilerin cazibesini kaybetmemesi anlamında. Şimdi bu iş aslında yarış atlarındaki gelişimle alakalı bir durum. Yani şimdi artık 1700'lerdeki, 1600'lerdeki, 1800'lerdeki turbret atlarından bahsetmiyoruz. Yani 1600, 1700, 1800'lerde turbretlerin içerisinde o dönemin işte kullanılan atlarında cilegolar çok daha düşük. Atlar ortalama cilego açısından bugüne göre çok daha aşağıda. Aralarında daha yüksek atlar var, daha düşük atlar var. Birbirleriyle eşleştikten sonra daha dengeli olanlar daha başarılı oluyor ve yarışlarda ana amaç dayanıklılığını ve süratini en iyi gösteren atı bulmak üzerine. Yani bu şu demek, belli bir sürate çıkacaksınız, o süratinizi de belli bir mesafe üzerinde, tahammül gücünüzü belli bir mesafe üzerinde göstereceksiniz. Bu da beraberinde işte 3000 metre, 4000 metre yarışlarda koşan o dönemin bazı atlarında işte başarılı olanların çok daha popüler olmasını sağlıyor. Çünkü o dönem istenen şey bu. Yani 4000 metreye çıksın, sürat göstersin, dayansın. Yani 3000 metre yarışlarda başarılı olsun, 2400 metre derbide başarılı olsun. Bunu tabii ne zaman istiyorlar? Bingine, 2000'ine yarışlarından sonra istiyorlar. Yani bingine, 2000'ine gene var. Oralar gene önemli klasik yarışlar. 2 yaşındaki yarışlar gene var. Oralar da önemli ama günün sonunda attan beklentileri uzun mesafe dayanıklılık yarışında da bunu sürdürebilmesi. Yani o Triple Crown, üçlü taç dedikleri olayın en iyi atların sadece bunu yapabileceğine inanıyorlar. Yani gelecek at 1600 yarışta kazanacak. Sonra gidecek 2400'de derbide kazanacak. Arkasından Saint-Nazaire'e gidecek. Dayanıklılık atlarıyla, çok uzunca atlarla da bunu tekrar edecek. Bunu sadece çok büyük atlar yapar arkadaş. Biz bunu arıyoruz. Model buydu. Ama zaman içerisinde şunu gördüler. Sprint yarışlarında 1600 metreye kadar olan yarışlarda milerler, sprinterler yani tek nefeste 1000 metreyi bitirenler ya da işte 1600'de önce hızlı, çok hızlı koşanlarla mücadele edip arkasından da o süratini 1600 metrede daha intermediate speed dedikleri şekilde devam ettirebilen atlar aygırlık kariyerlerinde çok daha başarılı oluyorlarmış. Bunu gördükten sonra da doğal olarak işin evrim kelimesi belki biraz tam bir şey olmadı. İşin gelişimi, atlardaki fiziksel gelişimi ve derecesel gelişimi, işte aygır tercihindeki gelişimi sprinter mayır atlar üzerine yoğunlaşıyor. Ve bir yerden sonra da tabii ki bazı yarışlar çok daha önemli hale geliyor. Yani bugün artık Avrupa'nın önemli sprint yarışları bir derbi yarışından çok daha fazla konuşulur, çok daha fazla kıymet görür hale geliyor. Bir Dewhurst kazanan atın ya da ne bileyim bir işte sprint yarışı Nantorf'u, Kingston Stakes'i kazanan, işte 2000 Guinea'yı kazanan erkekler için söyleyelim. İşte aygırlıkta belirleyici yarışlar arasında. Yani derbi tabii ki önemini kaybetmiş değil. Hala İngiltere derbisi, Avrupa'daki en büyük yarışlar ya da Arc de Triomphe Fransa'daki 2400 yarış hala Avrupa'nın en büyük yarışı ama damızlık seçiminde ana kriter olmaktan biraz uzaklaşmaya başladılar. Yani bunu tabii ki ülkemizde çok biz iyi bir şekilde hissediyoruz. Yani sert bir şekilde hissediyoruz. Bugün Gazi koştu diyorsunuz. Ya hangi Gazi galiba atın tayları iyi koştu ki kardeşim? Hangisi damızlıkta başarılı oldu ki? Yani sen bize Gazi galibi bir attan bahsediyorsun. Aydın olarak işte ona çekim yapmaktan bahsediyorsun. Bizim yetiştiricimiz de böyle tepkiler gösteriyor artık. Dolayısıyla dünyadaki trendi o anlamda takip etmek gerekiyor. Primlendirmeyle alakalı olarak belki düzeltilmesi gereken şeylerden birisi şudur. 2 yaşında erken gelişmiş bir tayı yetiştirmiş bir yetiştiriciyi ödüllendirmek anlamında %25 prim ödemek, sonraki dönemlerde de o yetiştiricinin sürekli bu tip at aramasını sağlar. Ve yetiştirici bu tip atların peşine düştüğünde
Ana amacı erken koşan, hemen parayı kazanan atı bulup çok hızlı bir şekilde işin içine girip çıkmayı beraberine getiriyor. Yani bu aslında doğru bir strateji midir? Şu an için herhalde doğru strateji değil. Yani ikiliye en yüksek yetiştirici primini ödemek. Çünkü bizim kendi ülkemizdeki klasik yarışlarımız 3 yaşlı klasikler ve her atçının da ikili olarak tayı koşsa da koşmasa da 3 yaşındaki klasik yarışlara atını hazırladığını biliyoruz. Dolayısıyla en büyük primler bence 3 yaşlılar için ödenmeli ve onlardaki oranlar diğerlerine göre %5 fazla olabilir. Bu yönde belki bir düzenleme de yakın gelecekte görürüz. Bunu bence yetiştirici bağlı bulunduğu derneklere talep olarak gönderebilirse onlar da bence bu işi jockey kulüple görüşüp zaman içerisinde çözüme kavuşturacaklardır. Evet, kesinlikle katılıyorum abi. O zaman bugünkü konumuza geçebiliriz. Bugün insanların da sıklıkla merak ettiği ve ülkemizde de gayet başarılı olmuş bir hattan bahsedeceğiz. Nuriyev hattı. Söz sende abi. Evet. Şimdi bugün yani Nuriyev hattını tercih etmemin sebebi şu. Bir yerden tabii başlayıp sonradan devam edeceğiz. İllaki bizim de startı bir yerden vermemiz gerekiyor. Ben genelde pedigri çalışmalarına hep A harfinden başlarım. Şimdi A harfinden başlayınca da alfabedeki ilk aygır da Always a Classic oluyordu yıllarca. Hep Always a Classic çalışır. Yorgun düştüğüm yerde kalemi bıraktığımda bakardım, ulan gene Always a Classic'e baktık, diğerleri geride kaldı derdim. Hep böyle geçmişten kalma bir şeydir. Dolayısıyla alfabetik sırayla gitmenin bir dezavantajı oluyor. Hep aynı atları çalışmış oluyorsunuz. Ama bunun yerine daha farklı açıdan yaklaşmaya çalışmak belki daha da başarılı olmamızı sağlayacaktır. Bu anlamda bir farkındalık yaratacaktır. Yani Nuriyev belki şu an Avrupa'nın en baskın hattı değil. Yani Sadler-Zverev'in gölgesinde kalmış bir atta diyebiliriz. Zaten pedigriyi bilenler gayet iyi bileceklerdir. Nuriyev ile Sadler-Zverev işte birisinin annesi, diğerinin ikinci annesi olduğu için de 4'te 3 kardeş pozisyonunda olan atlar. Ama tabii Nuriyev dediğimiz atın bizim ülkemizde başarılı olduğu temsilcileri var olunca ve bunlar da belli ölçüde başarı gösterince, özellikle de işte şu an aktifler arasında artık aygırlık kariyerinin son dönemini yaşayan bir Kaneko var. Kaneko'nun baba hattını oluşturan bir aygır olunca, ki pedigrilerin içerisinde farklı farklı çok yerden karşımıza çıkar Nuriyev. Zaten bir yerde aslında pedigrinin içerisindeki kemik atlardan bir tanesidir. Yani şimdi siz bugün herhangi bir Amerika ya da Avrupa pedigrisi açtığınız zaman Nuriyev'i, Sadler-Zverev'i, Denhill'i mutlaka bir noktada Avrupa'da görürsünüz. Bunların olmadığı pedigriler yok gibidir. Dolayısıyla bu program itibariyle Nuriyev'le başlayıp sonraki yayınlarda işte diğer kemikleşmiş aygırlardan söz edebiliriz. Şimdi Nuriyev çok kısa yarış hayatı olan bir at. Demin konuştuğumuz işte yarış hayatındaki uzunluk, kısalık, işte bunun aygırlık performansına yansımaları gibi konuştuğumuz nokta üzerinden Nuriyev'in çok kısa bir yarış hayatı var. Sadece 3 yarış koşabilmiş bir at. Burada tabii enteresan da bir şeyi oluyor Nuriyev'in. Yarış hayatındaki 3 yarışın hepsinde kazanmış bir at olmasına rağmen 2000 yine klasik yarışından diskalifiye edildiği için de o yarışın galibi olarak kayıtlarda yer almıyor. Ancak Pedigree Quarry'de grup 1 galibi olarak listede yer alır. Yani siyah ve koyu olarak yazılır. Ama normalde o yarıştan derecesiz olarak çıkartıldığı için de koşunun işte 1980 yılı 2000 Guinness'inin de tablosunda şu an için yer almıyor gözüküyor. Ki o yarışı kim kazanmıştır? O yarışı ikincilikten terfi eden Noam Fecht kazanmış gözüküyor. Ki ben o yarışın tekrarını seyrettim. Yani birkaç defa yarışı seyrettim. Nuriyev oldukça da başarılı. Bu arada Noam Fecht, yani Noam Fecht diye yazılan Noam Fecht de benim çok sevdiğim bir at ve pedigrilerde de yani bulduğum zaman da çok da böyle yüzümde güller açtıran bir aygır yani.
O anlamda onun da Flyby'me bağlantısından öyle bahsetmeden geçmeyelim. Şimdi Nantwich tabii kendi döneminde start aldığı dönemde çok başarılı oluyor. Ama işte her ne kadar işte 2000 Guinness galibi, işte 2000 Guinness galibi, Queen Elizabeth galibi, işte şimdi yarış hayatı önümde kazandığı bir sürü yarışlar var vesaire. Şimdi hemen bakıyorsunuz kimleri geçmiş, kimlere geçilmiş diye. İşte meşhur Chris'i geçmeyi başarmış. İşte Taufan onun döneminde koşmuşlar arasında. İşte keza Nureyev böyle. Ve Nauenfeld sonraki dönemde Aygırlığa gidiyor. İşte Aygırlığa gidip de atın aslında burada tabii şöyle bir ince de nokta var. Şimdi Nauenfeld Amerikan yetiştirmesi. Nureyev de keza öyle yani. O Saddersvez vesaireler hep Denihiller. Bunlar hep Amerikan kökenli olarak geliyor. Ama biz normalde bu atları hep Avrupa tarafında görüyoruz. Dolayısıyla bizim Avrupa tarafında gördüğümüz bu kanatların Amerikalılar tarafından yetiştiriliyor olması yine Northern Lancer'ın ortaya çıkışıyla birlikte bir gelişme var dünya atçılığında. İşte o zaman Coolmore kuruluyor ve Coolmore'un kurucuları da şöyle bir karar alıyor. Biz işte o dönemde işte Northern Lancer'ı keşfedilmesi ve Northern Lancer'ın keşfiyle birlikte Coolmore tamamen Northern Lancer'ın erkek taylarına yatırım yapıyor. Bunları alıyor, koşuyor, şampiyon yapıyor. Arkasından da damızlık kariyerlerinde bunları tekrardan gerisin geriye Amerika'ya aygır olarak büyük çiftliklere satıyorlar. Tabii onlar da bunların aygırlığından faydalanıyorlar vesaire. Dolayısıyla bu Northern Dancer'ın keşfi, Northern Dancer'ın erkek taylarının Coolmore tarafından satın alınması, koşulması sürecinde Avrupa'da çok sayıda Amerikan orijinli atın da denendiği bir dönem. Amerika yetiştirmesi atları özelinde söylüyorum. Nauenfeld de bunlardan bir tanesi. Tabii Nauenfeld'in aygırlık döneminde elde ettiği başarılar anlamında mesela ben şöyle bir iki tane örnek vereyim. Warning var. Slightly Dangerous isimli kısraktan olma grup bir kazanmış. Mark of Dismission var. Annesi Aiskabat kızı Gislaine. Bir de Sofaktüel var. O da Sokira isimli kısraktan olma. Şimdi Nauenfeld'in bu yavrularının yetiştirildiği, ikisinin yetiştirildiği ülke İngiltere, Warning and Mark of Decision'ın Sofaktüel ise Amerika yetiştirmesi. Şimdi tabii enteresan olan şey şu. Şimdi biz Nureyev konuşacağız. Nureyev'in 2000 Guinness yarışında rakibi olan ve sonrasında da birinciliğe terfi eden Nauenfeld aygırlık kariyerinde Sokira'yla Bold Fact'i veriyor. Sofaktüel'i veriyor. Yine bir Roberto kızı Slightly Dangerous'dan da Warning'i veriyor. Şimdi bunlar hep Roberto kızlarından olan eşleşmeler. Warning'i biz sonraki dönemde Karabeyhan'ın ülkemize gelmesiyle tanıyoruz. Sofaktüel de sonraki dönemde dünya güzelinin Türkiye'ye gelmesiyle tanınıyor. Şimdi kaderin tabii bir cilvesi, Nureyev'in hattını Türkiye'de devam ettiren kimdi? Kaneko'ydu. Evet. Başlangıçta Dayıcım falan vesaire başka aygırlar da var ama şu an için merkezde en güçlü aygır olarak Kaneko var. Kaneko'nun da mesela babası Pivotal'e şöyle bir bakarsak, mesela Pivotal hangi yarışlarda başarılı olmuş diye işte. Mesela Nantor Stakes var. Nantor Stakes'te başarılı olmuş. Senesini de söyleyeyim. 1996 yılında kazanmış Nantor Stakes'i. Şimdi Nantor Stakes'in 1995 yılı galibi de Sofaktüel'in kendisi. Şimdi burada da tabii enteresan bir durum var. Çünkü 1995 yılında Nantor'u kazanan Sofaktüel ile 1996'da Nantor'u kazanan Pivotal, daha sonra Kaneko'nun aygır yavrularından bir tanesinin baba, büyük baba ve kısrak babası pozisyonunda pedigrin içerisinde tekrardan buluşuyorlar. Şimdi tepede Nureyev var. Rekabet ettiği Nauenfeld var. Nureyev'in torunu Türkiye'ye aygır olarak geliyor. Nauenfeld'in torunuyla çapraza giriyor ve o bahsedeceğimiz aygır ortaya çıkıyor. Yani bu
pedigrinin içerisinde işte aynı dönemin atlarının, aslında bak bu bir modeldir, bunu anlatabilmek için üzerinde duruyorum. Aynı dönemin atlarını, yani kuşak eşleşmesi diyoruz, böyle jenerasyon eşleşmesi diyoruz. Bu iki aynı jenerasyonunda yer alan atın birbirlerine olan uyumu da diğer jenerasyonlara göre yüksek oluyor. Tabii bu sofaktüel pivotal olayının, mentor stakes olayı benim o dönem çok dikkatimi çekmişti bu pedigileri çalışırken. Çünkü bu iki atın bir yıl öncesindeki mentor stakes'i kazanan atın ismi de Piccolo. Şimdi Piccolo'nun babası da Warning. Şimdi burada gene birbirine çok yaklaşan bir durum var. Şimdi In Reality hattından bahsediyoruz. Warning, Non Fact, yani Sofaktüel, aynı baba hattı In Reality. In Reality genelde Amerika'dan tanıdığımız bir hat. Manowar'un meşhur hattı. İşte bugün günümüze Amerika'dan işte Teasnav üzerinden Teasway'e geldi. İşte Teasway'in üzerinden de ne dedik? Aa, bu Teasway'in tayları erken koşuyormuş, ikili koşuyormuş, hızlı koşuyormuş ya bunlar diyoruz. Şimdi Teasway'in hızlı koştuğunu biz nereden görmemiz gerekiyormuş In Reality'nin hızlı olduğunu? 1994 yılı Piccolo Nantorf'ü kazandı. Bu söylediğim yarış 1000 metre sprint yarışı. Çok önemli bir yarış. 95'te Sofaktüel kazanmış. 2 yıl üst üste Warning ve Nonfact üzerinden gelen ve bunlar Roberto eşleşmesiyle, çaprazıyla gelen pedigriler. Yani buradaki yapı bize şunu anlatıyor. Bu bir dönem zaten, işte 94, 95, 96. Orada bir şey daha var, biraz sonra söyleyeceğim. Arka arkaya çok bilgilerde böyle yığılma olmasın diye onu biraz sonra söyleyeceğim. Aynı kuşakta aynı aygırın ve aynı hattan gelen eşleşmelerin belli mesafeler üzerindeki dominant etkisi bu. Şimdi bakın, bu Türkiye'de de Red Bishop'un çok yakın aralıkla 3 tane Gazi galibi vermesi gibi. Ya da Luxor'un 1600 metrede erkek tay deneme galiplerini çok kısa bir aralığa sıkıştırarak vermesi gibi. Bu bir kuşak ve dönem işi ve o dönemde bunlar gerçekleşiyor. 1993 yılı yine Nantorf Stakes galibi olan kısrağın ismi de Loh Song. Şimdi bu Loh Song'un Türkiye'de çok enteresan bir şekilde başarılı olduğu bir kolu var. Şimdi bu Loh Song'un kendisi Loh Diamond isimli, Loh Verdi isimli ve Loh Rich isimli kısraklara sahip. Şimdi o Loh Diamond isimli kısrağının kadejenöre kızıdır. Türkiye'de verdiği atları söylüyorum. İşte Kaneko'dan verdiği Dragon Dancer var. Kereman'dan verdiği Doğan var. Bosphorus'tan verdiği Good Memory var. Yine Kaneko'dan verdiği Real Power var. Uçan Prenses var. My Number One var. Bu at aygırlık yapıyor falan. Yani yine buradaki o Good Memory'in de bu arada Kaneko'dan olan tayı da Lasya doğdu. Grup 2 kazanmıştı. Çaldıran falan koşmuştu. Yani gene bir dönem şeyi var aslında burada. Yani 1993 yılı Nantorf'ü kazanan atla bunun 2 yıl sonrasında 96'da kazanan Pivotal bir arada pedigride bir araya geliyorlar. Ne zaman geliyorlar? Kaneko'yla Loh Song'un kızı bir araya geldiğinde. Yani Pivotal'le Loh Song'un torunları eşleştiğinde. Onun yine bir yıl öncesindeki Sofaktüel'le Pivotal'in oğlu eşleştiğinde işte Golden Tower meydana geliyor. Ve oradaki bir arada koşmuş, aynı dönemde koşmuş olan atlarında aynı yarışta başarılı olmuş olmaları çok önemli. Yani 1000 metrelik bu yarışta bir araya gelmiş. Şimdi bu yarış Nantor Stakes önemli bir yarış mıdır değil midir? Şöyle söyleyeyim. Yani hazır pedigrinin bu kısmını konuşuyorken mesela bu yarışı 1990'da Dijur kazanmış. Dönemin en büyük sprinterlerinden ve Avrupa'nın önemli şampiyonlarından. Ya da bu yarışı 2003 yılında mesela Oasis Dream kazanmış. Yani start aldıkları dönem itibariyle bu yarışlarda başarılı olan atlara bakıldığı zaman kendi dönemlerinin en önemli sprinter atları bu yarışlara geliyor ve bunlarda da bir aygırlık potansiyeli taşıdığına dair de bir emare var burada, bir gösterge var.
Mesela Türkiye'ye yeni bir aygır geldi. Profitable. Çok merakla edilen bir at. Başarılı olup olmayacağına dair sorular da geliyor. Henüz grup bir kazanan tay vermedi ama mesela King's Stand Stakes diye bir yine 1000 metre bir sprint yarışı var. İşte bu demin konuştuğumuz atların yani işte o 90'larda Nantorf'ü kazanan Pivotal aynı zamanda bu yarışın da galibidir. 1996'da Piccolo 95'te galibidir. Lovsong 94'te galibidir. Hani demin konuştuğumuz yarışın 1000 metre olan diğer bir versiyonu olan bu yarışı da yine aynı dönemlerde bu atlar kazanmış. Mesela bu yarışın 2016 yılı galibi de Profitable'dır. Bir yıl sonrasında da Blue Point arkasında pardon Lady Aurelia arkasında ikinciliği var 2017'de. Ve onun sonrasında 2 yıl bu yarışı Kingstanze Blue Point kazanmıştı. Blue Point de şimdi 2023'te Avrupa'da First Crop'ta 50 tane 2 yaşta kazanan tayıyla rekor falan kırdı yani. Yani bu aynı mesafe üzerindeki dönemsel etkinin Türkiye'ye aygır olarak tercih edilen bazı atlar üzerinden bize çok önemli mesajları var. Profitable'ın da buradan bir mesajı var. O yüzden 1000 metre şampiyonu olan Pivotal'in aygır yavrusu Kaneko Türkiye'de çok ön planda oldu. Yani şimdi tabii bunu Nurev hattıyla şöyle bağlayacağız. Bir tarafta 1000 metre sprinteri Pivotal'den bahsediyoruz. İşte o Pivotal'in üst tarafında Polar Falcon var. Onun üst tarafında Nureyev var. Şimdi Nureyev farklı kollarla Türkiye'de temsil edilmiş bir aygır. Yani bir tarafta Dayıcı'nı düşünebilirsin. Daha klasik mesafede at vermeye, işte gazilik at vermeye uygun. Kendisi Almanya'da derbi kazanmış bir at. Pain Celebre tarafında yer alıyor. Ama kalıcılık anlamında, aygır üretme anlamında sanki Kaneko bu tarafta daha iyi bir işe imza atabilecek gibi gözüküyor. Ama şunu da mesela ben insanların merak ettiğini biliyorum. Kaneko aygır babası olmaya mı aday yoksa gerçekten iyi bir kısrak babası olarak devam mı edecek? Şimdi bu herkesin aklındaki bence sorulardan bir tanesi bu konuyu konuştuğumuz zaman. Evet burada baba hattının gelir getirdiği özelliklerin hemen hemen hepsini biz Kaneko'da da görüyoruz. O çok şaşırtıcı bir durum değil. Yani mesela Nureyev, Sadrızvez ne kadar erkek taylarına kuvvetli bir aygırsa Nureyev o kadar dişiler tarafında kuvvetlidir. Yani bir kısrağın pedigrisinde Nureyev işte ikinci kısrak babası, birinci kısrak babası, üçüncü kısrak babası olarak yer alıyorsa ya da Nureyev'in iyi bir kısrak baba olan oğlu yer alıyorsa ben o kısrağın değerinin daha da arttığını, daha da kuvvetlendiğini düşünürüm hep. Ki pedigri analizlerinde de genelde hep gördüğümüz şey bu yönde olur. Yani Sadrızdaz baba tarafındadır, Nureyev anne tarafındadır. Bu ikisi üzerinden gelen Special Rasmussen de genelde başarılı bir şekilde netice alır. O zaman biz bugün Nureyev dediğimizde yani Nureyev hattına genel olarak konuşmak istediğimizde aklımızda bir Türkiye'deki Nureyevler arasında Kaneko oldukça hızlı olan bir kol, daha sprinter bir at Pivotal ve Pivotal de kendi dönemdaşlarının içerisinde iyi ve uyumlu sonuçlar almış. Nureyev'in diğer bazı kollarını konuştuğumuzda ise daha bir klasik mesafe hattır verebilir. Nureyev hattının yine iki tane de çok benim aklımda kalan özelliği var. Bir tanesi bir kere çok iri atlar üretmez Nureyev hattı. Nureyev'in kendisi de öyle değildir. Dolayısıyla çok iri atların olmadığı bir alanda yani daha konformasyonel açıdan daha derli toplu atların olduğu bir alanda o zaman biz Nureyev'in kısrak üzerindeki etkisini de arka planda daha kompakt bir attan aldığını düşünebiliriz. Mesela Nureyev'in pedigrisine ben bakıyorum. Şimdi 4'e 4 Hyperion Inbreeding taşıyor. 3'e 5 de Niyerko Inbreeding taşıyor. Şimdi 4'e 4 Hyperion evet etkisi Nureyev üzerinde bence var ve o etki de işte Hyperion'da çok düşük çidagolu bir at. Nureyev de keza öyle. Buradan almış olabilir. Nureyev ile ilgili ikinci bilmemiz gereken not da
yumuşak pisti sevme anlamında biraz daha ön planda olabildiği yönünde. Yine Kaneko tarafı, Kaneko'nun olduğu bölüm biraz daha farklı olabilir. Çünkü orada Pedrigil'in içerisine giren daha farklı faktörler var. Yani evet. Kan hattımızı Kaneko özelinde biraz daha açmamız gerekebilir. Yani Nureyev'i daha ön tarafa çekebilmek anlamında. Evet, bu noktada ben de şu şekilde girmek istiyorum. Elimizde tablolar var. Kaneko'nun crossları üzerine çok detaylı bir tablo. Şair abi sağ olsun. Onlar üzerine de konuşmak isterim açıkçası. Tamam. Tablolara geçelim ufaktan. Ya şeyi de söyleyeyim o zaman, ondan sonra geçelim. Şimdi Nureyev'le Kaneko'ya gelirken arada işte fazlaca konuşulmayan aygır olan Polar Falcon'un yine başarılı olduğu yarış 1200 metrede bir sprint cup yarışıdır. Yani grup 1'de kazandığı bir sprint yarışı vardır. Diğer hattaki atlara benzemesi anlamında bu yarışında, yani sprint cup'ın da kazanıldığı yıl, dönem ve yine kazanan atlarla ilgili ben birkaç tane örnek vereceğim. Örneğin mesela Green Desert bu yarışı 1986'da kazanmış. Dijur 90'da kazanmış. Polar Falcon 91'de kazanmış. Ülkemize tayları gelen Wolfhunt 93'te kazanmış. Şimdi Avrupa'da çok önemli bir aygır babası haline gelen Royal Applause 97'de kazanmış. Aynı yıl Dentime ikincilikte kalmış. Bay Boy Charlie ile Buşrencir'in babası. 99 yılında Diktat kazanmış. Diktat bugün Türkiye'de aygır pedigrilerinin içerisinde yer alan bir kısrak babasıdır. Ve Warning'in de oğludur. Warning de demin söylediğimiz o Nureyev'i 2000'ine de işte diskalifiye olmasıyla birlikte kazanmış olan Nanfect'in en önemli oğullarından Karabeyhan'ın da babasıdır Warning. Dolayısıyla Diktat da Karabeyhan'la babadan kardeştir. Yine günümüze doğru yaklaştığımızda 2002 yılında bu yarışı Invisible Spirit kazanmıştır. 2011'de Dream Ahead gözüme çarpanlar arasında var. Bu yıl satışlarda Fransa'da özellikle ismi çok geçen Hello Yumzein var. Kodiak yavrusu. O da 2019 yılında bu yarışı kazanmış. Yani özetle Polar Falcon Sprint yarışında kendi döneminin çok önemli yarışlarından birini kazanmış. Dolayısıyla buradan Pivotal üzerinden de Kaneko'ya doğru gelen hattın Nureyev'den sonra hızlandığını söyleyebiliriz. Yani Polar Falcon evet 1200'ün üstünde de yarışlar kazandı ama Pivotal'le birlikte Kaneko'ya doğru biraz daha böyle hızlı gelen bir pedigri var. Daha süratlenmiş bir pedigri var. Dolayısıyla Kaneko tek başına bir Nureyev değil. Nureyev'in tipik özelliklerini göstermeyebilir. Ki Kaneko'nun kendi pedigrisini şöyle bir açtığınız zaman kısrak baba hatlarında Be My Guest var, Saulingo var, Wilmorin var ve Türkan var. İlk dört kısrak babasında. Ve Tudor Mister üzerine de 3'e 4 imret olan bir anneye sahip, Kalimat'a sahip. Şimdi Tudor Mister de tabii konu konuyu açıyor. Tudor Mister de Frankel'den önce, Frankel gelmeden önce dünyaya dünyadaki en yüksek handikap puanını almış attı. 147 idi almış olduğu rating ve sürat anlamında Avrupa'da uzun yıllar Tudor Mistel üzerine daha iyi sürat yapabilen, daha hızlı koşabilen, başarılı olabilen bir at konuşulmuyordu. Yani bizim işte o sohbetlerimizde bir şeyler öğrenmeye çalışırken geçmişte yazılmış yazılarda işte ben de 1960'lı, 70'li, 80'li yıllardan kalma arşiv dergileri var. Yurt dışından getirilmiş olanlar. Onların içerisinde okuduklarım kadarıyla da böyle bir at o dönem için itibariyle tüm dünyada çok alkışlanmış bir at ve benzeri yok. Frankel gelene kadar. Frankel geldikten sonra zaten bütün rekorları alt üst etti. Şimdi Kaneko'nun da tabii eşleşmesi içerisinde çoğunlukla insanların odaklandığı yerler direkt baba hatları oluyor. Ama ben Kaneko'nun kağıdının içerisinde çok sevdiğim bir bölüm var. Üçüncü kısrak baba hattı Wilmorin'le başlayan Goldbridge, Golden Boss, The Boss ve Orbi'ye kadar giden Golden ailesi.
Ya o kadar tatlı bir kağıdı var ki ve o kadar tatlı bir şeyi var ki, hikayesi var ki bu hattında. Bence Kaneko'nun o sprinter bütünlüğünü, yani pedigrisindeki sprinter özelliklerini, sürat özelliklerini, erken gelişim özelliklerinin bütünleşmesini sağlayan kanatlarından bir tanesi de aslında burası. Çünkü pivotalde evet baba tarafında bir hızlanma söz konusu. Ama bence bu Wilmori tarafındaki yapıyı da unutmamak lazım. Onun da hikayesi şu. Belki oradan da şöyle bir bağlantı çıkar. Yani yayın sonrasında dönüş alabiliriz. 1900 işte 50'li 60'lı 70'li yıllarda Özdemir Atman'ın yine böyle bir Golden'lı serisi var. Yani isminde Golden'la başlayan atların olduğu bir dönemde bir seri var. Şimdi bu serinin ben isim olarak feyz aldığı yerin bu bahsedeceğim bölüm olduğunu düşünüyorum. Şimdi 1943 doğumlu olan Wilmori. Wilmori'nin koştuğu ve kazandığı yarışın ismi King's Stand Stakes. Demin bahsetmiş olduğumuz önemli o sprinter atların başarılı olduğu kısa mesafe yarışlardan bir tanesi. Şimdi bu atın babası Goldbridge, Aldon'da bir at ve Goldbridge'in de başarılı olduğu yarış King's Stand Stakes ve iki kere bu yarışı kazanmış bir at. Şimdi hem kendisi hem babası böyle bir yarışı kazanıyor. Peki Goldbridge'in babası Golden Boss hangi yarışı kazanmış? O da iki kere King's Stand Stakes'i kazanmış. Ya şimdi bir baba hattı düşünün. O baba hattı üzerindeki bütün birinci, ikinci, üçüncü babaların hepsi aynı 1000 metrelik sprint yarışında, işte 1000-1200 yarışlarda üst üste ve ikişer kez bu yarışları kazanabiliyorlar. Ve o aygırların da birden fazla yavruları da böyle bir sprint yarışını kazanıyor. Şimdi siz o zaman Kaneko'nun pedigrisinin içerisinde eğer Wilmori'nin etkisiz elemandır ve buradan herhangi bir sürat etkisi Kaneko'ya gelmiyordur derseniz ben onu çok kabul etmem. Ve Kaneko'nun üçüncü annesi olan Vi, burada kilit noktada olan kısrak, Wilmori'nin kızı olan Vi. Şimdi Vi'nin de burada işte Kantado üzerinden Kadeko'ya gelen kanının dışında önemli atlara giden kanları var. Yani tek başına biz burada Kaneko'dan bahsetmiyoruz. Mesela Kantado'nun In Excess isimli aygırında annesi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şimdi o zaman In Excess işin içine giriyorsa In Excess'ın da bu sefer Amerika'da aygırlık yapan temsilcileri var. Dolayısıyla biz o zaman Kaneko'nun pedigrisindeki bu etkinin aynı zamanda Inexus üzerinden de Amerika'ya açılım yaptığını ve orada da yeni bir kan hattının ortaya çıkmasını sağladığını söyleyebiliriz. İşte bugün Amerika'da Indian Charlie dediğimiz at Inexus'un oğlu olarak çok başarılı bir şekilde Amerikan atçılığına katkı vermeye devam ediyor. Indian Charlie Amerika'da bir sürü açık yarış atı verdi, bir sürü başarılı at verdi. Yetinmedi, aygır temsilci bıraktı. Uncle Mo'yu. Uncle Mo bugün Türkiye'de konuşulan bir aygır ve Türkiye'ye Uncle Mo'nun aygır yavrularının gelmesi isteniyor. Ha, o zaman biz Uncle Mo, Indian Charlie, Inexus üzerinden Kaneko'nun anne tarafına bağlanan kanın Amerika'da böyle bir gelişim göstermesinin, böyle bir sürat göstermesinin yine altında yatan sebebinde Kaneko'nun bu ikinci kısrak baba tarafındaki Wilmori kaynaklı olduğunu iddia edebiliriz. Bence bu pedigri de çok güzel bir detay. Onu öncelikle diğer pedigri uzman arkadaşlar pek söylememiş ya da düşünmemiş olabilirler, görmemiş olabilirler. Ben Kaneko'da bu etkinin biraz daha fazla olduğunu düşündüğüm için ifade edeyim istedim. Şimdi dönelim konunun Nureyev'in dişiler üzerindeki etkisine. Şimdi Nureyev genelde kısraklara daha ciddi şekilde gen verdiğini ya da olumlu etki verdiğini düşündüğümüz bir aygırdı. Dolayısıyla bunu biz Pivotal'in kısrak baba performansında da gördük ve şimdi Kaneko'nun kısrak baba performansında da görüyoruz. Yani Kaneko çok iyi bir kısrak babası mı? En başta Ulan Bator'u hemen işte Elevato üzerinden Vincitore'yi sayabiliyoruz. Bir çırpıda şöyle 5-6 tane açık yarış atı sayarız. Demek ki o zaman Kaneko iyi bir kısrak babası.
Kaneko'nun da bu arada en başarılı olan taylarının şöyle bir genel isimlerini düşünürsek, bunların içerisinde grup 1 kazanmış, başarılı olmuş, grup 2 kazanmış, başarılı olmuş taylarının büyük çoğunluğunun dişi olduğunu görürüz. Kaneko hem koşucu dişiler veriyor hem de kısrak boss olarak çok başarılı. Şimdi bazı aygırlarda bu durum tersidir. Koşucuları erkektir, dişileri daha vasat yarış koşarlar ama dişileri sonrasında, isimsiz dişileri sonrasında çok iyi kısrak babası olduğunu gösterir. Çok iyi anne olurlar. Ama Kaneko özelinde böyle bir durum da yok. Kaneko'nun dişisine sahip olduğunuz zaman koşuculuk anlamında da size pozitif manada bir şeyler katıyor. O yüzden ben bunu Nureyev hattının genel bir özelliği olarak Kaneko'ya da sirayet ettiğini düşünüyorum. Bunu biz çok rahatlıkla görebiliyoruz. Peki Kaneko bu kadar başarılı oluyor. Kaneko bu kadar çok sayıda kazanan üretmiş. İşte güncel istatistiğini bilmiyorum sen açtın mı? Ben şuradan bir yerden bulmaya çalışayım. Kaneko'nun kaç koşanı varmış kariyer toplamda? Yıl yıl var ama şuradan bir yerden kariyer toplamına bakayım TC kadar. Yani çok başarılı olarak 502 koşanda 359 kazanan. Yani çok başarılı bir aygır olarak Kaneko her zaman biliyoruz. Bunu farklı jenerasyonlarda sürdürebilmesinin, bu kadar istikrarlı olabilmesinin, bu kadar farklı kanatlıyla denenmesine rağmen hala aynı başarıyı sürdürebilmesinin o zaman bir sebebi olması gerekir. Yani tek başına bir aygıra şunu söyleyemiyoruz. Kaneko şu kanatları çekildiği için başarılıdır. Şunlar gelmeseydi başarısız olurdu diyemiyoruz. Çünkü yıllardır çok farklı kanatlar denenmiş ve bunların içerisinde başarılı olduğu tablolara da yansımış durumda. Tablolarımızdan hangisini ekrana verirsen ben oradan devam ederim. Damaskus'u verdim abi. Tamam, Damaskus'u verdin. Güzel. Şimdi farklı kanatta dedik. Farklı kanatta dediğimiz yerde Damaskus'un gelmesi de iyi. Çünkü Damaskus zaten bunun arasında farklı olanlardan bir tanesidir. Şimdi Damaskus zaten Teddy hattından geliyor olması nedeniyle zaten farklı bir kanatını taşıyor. Yani Teddy hattıyla diğer kanatları nerede birleşiyor, nerede ayrılıyor onu da ifade etmem gerekir. Şöyle söyleyelim. Şimdi 3 tane, hiç bilmeyenler için biraz daha basit anlatacağım. 3 tane devam eden baba kanatlı var. Bunlar Darle Arabiyan, Godolphin Arabiyan ve Bayerli Türk. Bunların içerisinde Bayerli Türk'ün oranıyla Godolphin Arabiyan'ın oranı totalde geçmiş yıllarda %22 civarındaydı. Yani bunun 80 yıl kadar, 90 yıl kadar öncesinden bahsediyorum. Belki de 100 yıl kadar öncesinden bahsedebiliriz. Bu oran 80'leri zorluyordu. Ama 70'lerden sonra özellikle Northern Dancer'ın ve Mr. Prospector'ın ortaya çıkışıyla birlikte rakamlar hızlı bir şekilde bu iki kanatlının aleyhine oldu ve günümüzde bu rakam %10'un altına indi. Yani şimdi dünyada yetiştirilen her 100 attan işte Darle Arabiyan baba hattından gelenlerin sayısı %90'ın üstünde. 92'dir, 95'tir. Güncel rakam şu an tam telaffuz edemiyorum. Çünkü bununla ilgili bildiğimiz bir araştırma yok. Son dönemde yayınlanmış bir araştırma yok. Bu kadar baskın bir şekilde Darle Arabiyan'ın öne çıkmasını sağlayan ise Falaris isimli aygır. Şimdi Falaris'in bulunduğu yıl ve pedigride olduğu pozisyon itibariyle bu demin Damaskus dediğimiz hattın bağlantısı çok çok geride. Çok ön tarafa getirdiğiniz zaman bunu Teddy ve Damaskus bağlantılı olarak ülkemizde Anacanthophore aşım yaptı aygır olarak.
Dolayısıyla Anekant Thor'un kızları ancak Kaneko'yla sıklıkla eşleşebilir. Onun dışında geçmiş dönemde yapan ama hala günümüzde olmayan aygırlar da olabilir. Olmurtajaz gibi, ki o da Damaskus temsilcisiydi. Dolayısıyla burada bizim Anekant Thor Kaneko olarak bir eşleşmeyi değerlendirme durumumuz, aynı zamanda Kaneko'nun yakın akraba olmayan bir baba hattıyla olan eşleşmesini de değerlendirmek gibi olacak. Onu da ifade etmiş olayım ki bu Anekant Thor'u hangi kanatıyla karşılaştırırsanız da aynı şekilde düşünmeniz gereken bir durum. Şimdi buradaki rakam, ben birkaç gün öncesinden bu tabloları çıkarmıştım, hazırlamıştım. Son güncel rakam olmayabilir. 21 koşan, 17 kazanan şeklinde gözüküyor. Dolayısıyla 21 tane Damaskus geçişli eşleşmeden bahsediyoruz. Bunun içerisinde Anekant Thor'ların dışında Eastern Echo kızı olan Sunshine Zistin ve Flysophory isimli yurt dışındaki Aygır'ın kızı olan Kalbimdesin'in de buradaki tabloya yansıdığını görüyoruz temsilcilerinin. Bu 21'de 17 kazanan tabii ki iyi bir rakam. Buradaki tabii değerlendirmede tabii şöyle bir şey de var. Şimdi Nureyev tepeden geldi. Çim, yumuşak çim. Aşağıda Kaneko var. Kaneko'nun tayları sert pistleri de yapabiliyor. Bunun içerisinde burada gördüğümüz hatların büyük çoğunluğu kumda da başarılı olmuş hatlar. Dolayısıyla o Nureyev ve Çim tarafını bize çok yansıtmayan atlar da olabilir mi? Olabilir. Açık yarış atı anlamında bir de bu rakamlara baktığımızda bu Aygır'ın bu eşleşmesinin içerisinde Sayetya'nın dışındaki atların grup koşu kazanma, grup yarış koşma, black type yarış koşma, black type yarış kazanma anlamında çok fazla etkin olmadıklarını görüyoruz. Dolayısıyla bu da bize şunu gösteriyor. Her ne kadar Anekant Thor ve diğer Damaskus'tan gelen birkaç aygır pozisyon itibariyle 17 tane kazananı 21 tane koşan arasında üretmiş olsalar da Kaneka Anekant Thor eşleşmeleri başarılı oldukları kadar daha da düşük oranda da açık yarış atı veriyor. Yani bu tabii kendi içinde ayrı bir istatistiktir. Yani diyeceksiniz ki yani işte tamam işte kazansın da bir şekilde kazansın da o kadar yüksek açık yarış atı olmasına gerek yok diyebilirsiniz. O da yetiştiricinin kendi bakış açısına göre değişir. Ama bu eşleşmeyi ben Kaneko için bir alt cross eşleşme gibi düşünürüm. Her ne kadar Anekant Thor'un pedigrisinin içerisinde Kaneko'nun başarılı olmaya aday bir kanatta bulunsa da tepeden, Teddy'den geldiği için bunu böyle değerlendirebiliriz. Bu tabii Kaneko'nun aygır çocukları için de bir değerlendirme yapalım aynı anda. Uygun bir model midir değil midir anlamında. Özellikle şimdi Temel Han var, Golden Tower var, işte Becerikli Han var. Birkaç tane Kaneko temsilcisi damızlıkta kullanılıyor. Anekant Thor'u bunlarla çapraza sokmak 21 koşan 17 kazanan olduğu yerde mantıklı gözüküyor. Bence Anekant Thor'un yanında ekstra bir iki tane daha kanatta olursa buna bu aygırlar iyi cevap verecektir. Özellikle söz konusu olan işte grup kazanan yavrusu olduğu için söylüyorum. İşte Golden Tower'ın grup 2 kazanan tayı oldu. Onun ile yapılacak eşleşmelerde biraz daha bir iki kanatının daha olmasını beklerim ben o eşleşme modeli içerisinde. Kaneko için daha belirleyici olan bir örnekle devam edelim. Senin de elinde kolayında varsa. Mesela ilk gönderdiğim tablolardan bir tanesi Sharpen Up'tı. Sharpen Up'la ilgili olan tablo hayli enteresan. Evet. Yani o, şimdi o tablonun başında Temel Han var. Evet. Altında Angelat da var. Sonra Special One var. Special Sword var. Toretto, Tolgahan, Berken diye devam ediyor. Yani şimdi Common Grounds tabii kendi dönemi itibariyle önemli bir kısa mesafe atıydı ve işte 1000-1600 metre arasında başarılı olan atlardan bir tanesi olarak hani hatırımda kalmış ki onun da
önemli bir aygırdan olduğunu biliyoruz. İşte Kristen olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Sharp'ın bu kolunda ülkemizde o dönemde iki at vardı. Biri Canon Bronze, diğeri Shining Steel. Shining Steel Fransa'da başarılı olmuş, koşmuş ve daha çok orta mesafe atı. Ama diğer tarafta Canon Bronze daha bir kısa mesafe atı olarak ön plana çıkıyordu. Burada da tabii bir aygırdan bahsediyoruz ve grup 1 kazanmış bir yavrusundan bahsediyoruz. Temelan var Kaneko'nun. Hemen altında yer alan 3 tane daha at var ki bunların hepsi Black Type performans yapabilmiş atlar. Temelan olsun, Angeletto olsun, Special One olsun, Special Sword olsun. Koşan kazanan sayısına gene şöyle bir kısaca bakacak olursam 21 atın içerisinde 15 tane kazanan at görüyoruz. Bunun içerisinde milyon barajını aşmış 2 tane at var ki daha nitelikli atların sayıca 4 tane atın olması bu eşleşmeyi bir yerde yine Golden Tower Temelhan bu grubun içinde olduğu için onu olmayabilir ama Golden Tower için önemli hale getiriyor. Golden Tower, Canon Bronze ve Shining Steel'lerle birlikte işte Dizes gibi, Selkirk gibi işte burada bir başka kısırak babası var ki o çok daha önemli bence. O da Tribales. Tribales gibi atları ön plana çıkartabilir. Şimdi burada tabii Golden Tower Tribales bağlantısına değinmeden geçmeyelim şu açıdan. Şimdi demin diğer yarışlardan bahsederken şöyle bir şey söyledik. Yani Pivotal kendi döneminde bir yıl öncesinde, iki yıl öncesinde koşmuş atlar arasında işte Non-Fact'in Warning'in temsilcileriyle karşılaştı. Sofaktuel vardı falan dedik. Sonraki dönemde Pivotal'in oğlu Kaneko'yla Sofaktuel'in kızı bir araya geliyor. Dünya güzeliyle Kaneko bir araya geliyor. Yani Pivotal döneminde aynı yarışta bir yıl öncesinde başarılı olmuş kanatlıyla ilerleyen dönemde damızlık kariyerinde karşılaştığında ortaya Golden Tower çıkıyor. Bu gerçekten de ilgi çekici bir durumdur. Yani Amerika'da falan ben bu tip bir pedigri şeyine çok denk gelmedim. Hani şimdi Belmont galibi, Kentucky galipleri belli dönemlerde koşarlar. Sonra onların çocukları bir araya gelebilir. Yani bunlar şeyde Avrupa tarafında böyle bir sprint yarışında bu çok daha zordur. Yani Amerika tarafına göre bence çok daha zordur Avrupa tarafında bunun olması ve başarılı olması da tabii bir taraftan zordur. O yüzden Golden Tower kendi kağıdı içerisinde Pivotal çarpı Sofaktuel, aynı zamanda yukarıda Pivotal çarpı Non-Fact ya da Nureyev çarpı Non-Fact yarış kariyerlerinde birbirleriyle rekabet etmiş atların damızlıktaki birliktelikleri olarak karşımıza çıkıyor. Peki Kaneko burada Canon Bronze'la özellikle çok iyi uyum sağlamış da Tribales'le neden Golden Tower daha iyi uyum sağlayabilir? Aradaki fark ne? Şimdi birincisi şu, biz pedigriyi analiz ederken genel olarak pedigrinin içerisindeki yürüyen kanalı bulmaya çalışırız. Yani Non-Fact'in Roberto ile olan eşleşmeleri. İşte bir tarafta Warning'i vermiş, bir tarafta Sofaktuel'i vermiş. Diğer tarafta bugün Showcase isimli Aygır'ın anne tarafındaki grup 1 kazanmış olan Kısrağı vermiş. Yani Roberto kızlarının çok iyi uyum sağladığı bir kan var. Non-Fact kanı. Şimdi bu Non-Fact kanının Roberto ile olan çaprazları eğer bu kadar iyi uyum sağlıyorsa o zaman biz Warning'in ki Warning Non-Fact ile Roberto çaprazına sahip. Biz Warning'in Türkiye'deki başarılı temsilcisi Karabeyhan'ın da şöyle bir pedigrisini açıp bakalım. Yani ben oradan konuyu Fly By Me'ye taşıyacağım için bir yerde çünkü o eşleşmeyi yaparken geçmiş yıllarda ben bu modeli kullanmıştım. Dolayısıyla kullandığım modeli şimdi rahatlıkla anlatabiliyorum. Şimdi Fly By Me'nin kağıdını açtığımızda ne görüyoruz kağıtta? Üst tarafta Warning'in kendisini görüyoruz. İşte Warning'in tepesinde Non-Fact var. Non-Fact Roberto kızı Slightly Dangerous'dan olma. Warning'i Halo kızı olan Broad Halo'ya çekiyorlar ve Karabeyhan yetişiyor. Yani Roberto Halo'yu ters cross'ta, Air Tourism'ları ters cross'ta kullanıyorlar ve
yukarıdaki Noun Fact'in Roberto uyumunu da bir yerde teyit eden bir eşleşme esasında bu. Ama kağıdın alt tarafında bir şey daha var. Birinci kısrak baba tarafı Amon Ben Zilzar üzerinden nereye gidiyor? Nureyev. Golden Tower'ın baba hattına geldik mi? Peki bu Flyby Min'in eşleşmesinde Karabeyhan Warning üzerinden kime gidiyor? Noun Fact. Peki Golden Tower'ın kağıdında Noun Fact neredeydi? Sofaktör üzerinden geliyordu. Ve Roberto'yla eşleşmeli bir kağıttır Sofaktör. Yani buradaki Warning'le oradaki Sofaktör'ün arasında 4'e 3 benzerlik var. Buradaki Nureyev birinci kısrak baba hattındayken Golden Tower'ın kağıdında bu direkt baba hattında. Peki Triangle'ın babası kim? Triangle'ın babasına baktığınızda bir Sharpnap oğlu olduğunu görüyorsunuz. Sharpnap'ın oğlu Diesis. Peki Diesis kimin öz kardeşi? Kris'in öz kardeşi. Peki Diesis'in Türkiye'deki aygır temsilcisi kim? Trivalis. Dolayısıyla döndüğünüz zaman siz bugün Golden Tower'ın kağıdındaki etkinin, yani bir tarafı Noun Fact, bir tarafı Nureyev olan Sofaktüel ve bağlantılı olan kağıdın Flyby Me'ye ne kadar benzediğini görüyorsun. Bu kağıdın eksik parçasının Diesis olduğunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Dolayısıyla biz Golden Tower'la yetiştiricinin Diesis kısraklarını ya da Trivalis Diesis kısraklarını çekmesini tabii ki şiddetle tavsiye etmek durumundayız, uyarmak durumundayız. Bu pedigri uyumunu öncelikli olarak düşünmeleri gerekir diyebilmeliyiz. Şimdi bunun da başarılı örneği Flyby mi, ama sadece bir tane başarılı örneği burada Flyby mi olarak karşımıza çıkmayacak. Bir diğer karşımıza çıkacak olan noktası şu. Samurai Kajiki'nin sende hazırda pedigrisi var da bir de Samurai Kajiki'nin pedigrisine bakalım. Hemen. Ben de açayım bu arada. Yani şimdi canlı canlı analiz yapmış oluyoruz bir taraftan da, yani burada hiç pedigri bilmeyen ve hani belki onlara karışık da gelebilir ama biraz konuya aşina olanlar zaten rahatlıkla anlayacaklardır. Şimdi Samurai Kajiki'nin baba tarafına bakıyorsunuz. Golden Tower, Kaneko, Pivotal diye gidiyor. Kısrak baba tarafına bakıyorsunuz. Sofaktüel, Noun Fact in Reality olarak gidiyor ve Sofaktüel'in annesi Sokira'yı görüyoruz. Roberto'nun bir kızı. Şimdi Samurai Kajiki 2 yaşında başarılı olmuş ve açık yarış kazanmış bir at. Önemli yarışlarda da dereceye girmiş bir at. Şimdi Samurai Kajiki'nin kısrak babalarına baktığınız zaman birinci kısrak babası Poet Voice'un Chiefs Crown'la kombine edilmiş bir duvari olduğunu görüyorsunuz. İkinci kısrak babasının Denhill'in Kerali Hasili olarak gelen bir oğlu olan Dansili'yi görüyorsunuz ve üçüncü tarafta da Stormcat'i görüyorsunuz. Şimdi Stormcat bu tip pedigrilerde görüldüğü zaman genelde etkisini, hemen erken koşma etkisini düşündüğümüz atlardan bir tanedir. Ama bizi esasen burada ilgilendiren ikinci kısrak olan Brief Cameo'nun Dansili kızı olmasıdır. Çünkü Dansili aynı zamanda üçüncü annesi Sokira olduğu için, Sokira bir taraftan bizim üst tarafta taşımış olan Sofaktüel'in annesine götürür. Yani aslında burada bir Rasmussen var. Bir kısrak akrabalığı söz konusu. Yani Dansili'nin anne tarafı Sokira'dan geldiği için yukarıdaki Sofaktüel'deki Sokira'da bir Rasmussen'e sebep olur. Peki bunun bizim için Trivalis'le bağlantısı nedir? Bizim için Trivalis'le bağlantısı şudur. Trivalis'de bu Sokira familyasından gelen kısraklardan birisidir. Yani Trivalis sadece babasının üst tarafta Sharpnap tarafına gitmesi, Diesis yavrusu yani Dice oğlu olması vesairesiyle işte Common Ground'da olan bağlantıyı ya da Flyby Me'deki Dices bağlantısını yapmıyor. Aynı zamanda bu aileden olmasıyla, yani Sokira ailesinden bir aygır olmasıyla da bir bağlantı sağlıyor. Yani o zaman biz şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Ya Samurai Kajiki tesadüfler eseri ortaya çıkmış bir at değildir.
tamamıyla kanatlı uyumunu teyit eden bir eşleşme neticesinde ortaya çıkmıştır. Bunun ortaya çıkmasının tabii ki sebeplerinin farklı farklı düşünülebilir ama burada pedigriyi genel olarak yorumlayan insanların hemen hemen hepsini kabul edeceği şey de büyük olasılıkla bence budur. Peki şimdi biz diyelim ki bunun bir tesadüf olmadığını iddia ediyoruz. Yani şimdi diyorum ya canlı canlı pedigri analizi yapıyoruz. Diyebilir ki adam ya bir tane oldu, tesadüf oldu, bir tane oldu ne olacak yani. Bir tane şey buldunuz işte bu Samuray Kajiki'yi buldunuz. Bunun ikincisinin olacağını ya da ikincisinin olma ihtimalini biz nereden şey yapacağız? Yani bunu bu kadar da abartmayın kardeşim diyebilirler. Yani bunu diyebilirler. Ya da buradaki bağlantının bu kadar çalıştığını nasıl iknasınız diyebilirler. Şimdi hiçbir zaman bir pedigri analisti tek başına bir eşleşmeyi doğru kabul edip onun üzerinden hiçbir şekilde yorum yapmaz. Şimdi senden ricam 2020 yılında doğmuş olan Belbek diye bir at var. Belbek. Fransız yetiştirmesi. Ben... Onu da bir aç. Onu da bir aç. Ve onun pedigrisini de sen ekrana 5 kuşak ver. Fark etmez. Ben zaten detayları verince alt taraftan açıp bakmak isteyenler bakabilir. Şimdi bu Belbek 2020 yılında doğmuş Belbek 2 yaşında yani 2022 yılında Prix Jean-Luc Lagardère yarışı, Lagardère diye okunuyor zannedersem. Jean-Luc Lagardère 1400 metrede grup 1 kazandı. Atın ismi Belbek. B-E-L-B-E-K. Evet. Belbek. Tamam. Şimdi Belbek'in 2 yaşında grup 1 kazanmış olan pedigrisini şöyle bir gördüğümüzde ya karşımıza gerçekten enteresan bir şey çıkıyor. Demin dedik ki şimdi bu atın anne tarafı, direkt anne tarafı aşağıya bakılırsa Benksil, Hasili, Kerali diye devam ediyor. Bu Trivalese'in anne hattı. Aynı zamanda Sokera'ya çıktığı için de aynı zamanda Sofaktüel'in de anne hattı. Yani bir tarafta Sofaktüel'in anne tarafı Sokera'dan geldiği için ve aynı zamanda Trivalese'in anne tarafı, aynı zamanda Dansili'nin anne tarafı ki buradaki üçüncü anne Benksil, Dansili'nin öz kardeşi bu arada. Şimdi bu kağıdın orta kısmına bakarsan, kısrak baba kısmına ne görüyorsun abicim? Makfi görüyorsun değil mi? Dubavi'nin oğlu Makfi. Şimdi biz az önce bu Dubavi'nin oğlu Makfi'yi Samuray Kajiki'nin kısrak babası tarafında Dubavi'yi görmedik mi? Bir şey daha var. Baba Şofke İzing'e bak. Şofke İzing'in ikinci annesi, Aygır'ın ikinci annesine bakarsan Profesi diye bir kısrak var orada. Profesi. Evet. Profesi'nin babası da Warning. Şimdi Warning Nanfek Roberto eşleşmelidir. Dolayısıyla Profesi dönmüş. Yani biz aslında burada bir yerde bu kağıdın eksiği de bu arada şeydir. Pivotaldir. Yani Warning'i, Dubavi'yi ve aşağıdaki Sokera'yı bu grup bir kazanmış atın pedigrisinde ortak olarak görürken gözümüz burada Nureyev'i arıyor. Gözümüz burada Kaneko'nun babası Pivotal'i arıyor. Demek ki kağıtta, yani bizim Samuray Kajiki'de gördüğümüz kağıtta asıl olan kağıdın uyuma gitmesini sağlayan, eğer bu kağıtla ortak noktaları düşünürsek Dubavi ile Sokera ve Warning'in çapraza girmesi olabilir. Bu durumda biz Golden Tower'ın ayrılığı için sadece babası Kaneko'dan feyz alarak eşleşme düşünemeyiz. O yüzden Sofaktüel burada çok önemli hale gelir. Yani o Aygır'ın eşleşmelerinde Sofaktüel çok önemli hale gelir. Dolayısıyla biz konuyu buraya açtığımızda, yani pedigri eşleşme analiz anlamında konuyu buraya açtığımızda
ülkemizde başarılı olmuş Flyby.me'nin kağıdındaki Dizes'in önemini, Dizes'in ülkemizdeki aygıt temsilcisinin Trivalize'in özellikle Golden Tower'la, Kaneko'yla uyumlu neticeler alabileceğini, bu arada Kaneko Trivalize sadece bir kere denenmiş, bir tane koşan gördüm, onun dışında yok. Dolayısıyla orada fazlaca bir istatistik yok ama Trivalize kızları Golden Tower'a giderse orada daha değişik bir sonuç ortaya çıkabilir. Bunun örneğini de, teyidini de, üçüncü grup bir teyidini de Fransa'daki Belbek vermiş. Bunun dışında örnekler de var. Ha, biz o zaman şöyle yapacağız. Kaneko'nun evet modellemesine göre Golden Tower'da belli şeyler bekleyeceğiz. Ya da temel anı yarın öbürsü gün becerikli anı ya da farklı bir Kaneko olduğunu aygır olarak bir yere taşımak isteyenler olduğunda onlara da şunu söyleyeceğiz ki kağıdınızın içerisine warning koyabiliyorsanız, kağıdınızın içerisinde bir şekilde Sokira'dan gelen Trivalize'i, Sokira'dan gelen Dansili'yi koyabiliyorsanız bu sizin atınızın daha başarılı olmasını sağlayabilir. Yurt dışındaki örnekler bunu teyit ediyor. Şimdi burada demin konuya nereden geldik? Kaneko'nun Sharpnap eşleşmelerinden geldik. Oradaki örneklerin arasında dedik ki Angeletta, işte Angeletta Special One ve Special Sword var. Ama bunun içerisinde de işte mesela Jador var, Dizes kızından olma. Buradaki etki, mesela Jador'un eşleşmesindeki etki, eğer ki Samurai Kajiki'deki kadar etkili değilse, eksik bir parça varsa, bu da Aygır'ın, Golden Tower'ın annesinin Sofaktuel kızı olmasından kaynaklı. O da bu atı farklı bir noktaya taşımış gibi gözüküyor. Sharpnap'lar, rakam olarak demin söylemiştim, 4 tane Black Type vardı. Tekrardan söyleyeyim. Common Grounds'da bu arada istatistiği ben söyleyeyim. Orası Sharpnap geneldir. Common Grounds kızlarıyla Kaneko 16 koşan, 11 kazanan 4 tane de Black Type galibi var. Bu da yaklaşık %25'te Kaneko'nun en yüksek eşleşme uyumlarından bir tanesine işaret ediyor. Şimdi 3. tablo olarak bu Siri Pekkan uyumu Kaneko'da bir hayli yüksektir. Dolayısıyla bence Roberto seçelim. Tablolarda Roberto varsa, ki vardır diye tahmin ediyorum. Yoksa da ben buradan söyleyeceğim. Turn to. Roberto evet. Olarak göndermeyeyim. Turn to var. Tamam. Evet. Turn to'yu açarsan evet. Şimdi burada da mesela enteresan bir istatistik ve tabloyla karşımıza çıkıyor Kaneko. Mesela illüzyon var. Dişi ve bu eşleşmelerin, yani Turn to'dan gelen aygırlar arasında özellikle Siri Pekkan'la olanların en iyisi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada neden acaba bu kadar Siri Pekkan'la yüksek uyum sağladı ve diğerleriyle sağlamadı? Yani Distant Relative Kaneko ile çok iyi, Siri Pekkan Kaneko ile çok iyi ama mesela bir Red Bishop o kadar yüksek derecede uyum sağlamış gözükmüyor. İşte şimdi koşan kazananların hepsini söyleyeyim sana. İzleyicilerimiz de duymuş olsunlar. 50 tane turn two hattından koşanı var Kaneko'nun. Bunun içerisinde 41, 2 daha düş, 39, 1 daha düş, 38 tane kazanan olmuş. 50'de 38 kazanan. Tabii bunun içerisinde Illusion var, Uludaz var, Uçan Fil var, Elevato var, Petrocelli var, Rabato var, Denizan, Kenobi, Matsukaze, Sword Times, Ferhan, işte Şeker Remziye var. Tabii bu liste biraz kazanca göre ve grup bir kazanan Şeker Remziye biraz aşağıda kalmış gözüküyor ama içerisinde açık yarış kazanmış, başarılı olmuş atların isimlerini ben biliyorum. Onlarla birlikte rakamlar bir hayli yukarıya çıkıyor.